Makine tasarımcıları geçmişte sistemlerin çalışma şartlarında yükleri belirlerken öngörülerini kullanırlardı. Fakat doğru tahmininde bulunamadıklarında sistemlerin çalışması esnasında birçok problemle karşı karşıya gelirlerdi. Motion 2010 ile birlikte gelen Stress Recovery yani gerinmeleri yeniden bulma özelliği ile çalışma esnasında parçalar üzerine gelen gerinmeleri bulmak artık çok kolay ve hızlı. Yapmamız gereken sadece Simulation Setup ikonuna tıklayarak gelimleri bulmasını istemek. Bu ikon tıkladığımızda parçamızı seçiyoruz ve bir zaman aralığı belirtiyoruz. Ardından bize bir grafik veriyor. Bu grafiğin üzerinde her zaman dilimi için farklı gerilme değerleri yer almaktadır. Şimdi bir de buradaki hareketimizi izleyelim. Hareketimizi izlerken parça üzerindeki renklerin değiştiğini ve grafik üzerindeki zaman çizgisinin ilerlediğini görüyoruz. Buradaki son konumda en yüksek gerilme yakın bir gerilme değeri görülmektedir. Şimdi grafik üzerinden en yüksek gerilmenin olduğu yere tıklayalım. Renk skalasının üzerine geldiğimizde buradaki değerin 102 Newton bölü metrekare olduğunu görüyoruz. En yüksek gerilme bariyerin yatay konumdayken olmuştur. buradaki parçada bir düzenleme yapacağız. Bunun için düzenleme yapılmış yeni bir model açalım. Ve sonuçları nasıl değiştiğini kıyaslayalım. Motion Simulation sekmesine tıklayalım. Sonuçların yüklenmesi birkaç saniyemiz alacaktır. Grafikten en yüksek yük değerinin nerede olduğunu görüyoruz. Zaman çizgimizi bu değerinin olduğu saniye getirdiğimizde Yeni modelimizde krank filmi üzerinde oluşan en yüksek gerilme değerinin renk skalasında 23 n bölü olduğunu görüyoruz. Bariyere eklediğimiz renk ağırlıkları sayesinde diğer modeldeki 102 n bölü değerine göre çok küçük bir değer elde etmiş olduk. Bu örnekte gerilme değerini düşürdük ve daha verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Motion 2010 ile birlikte gelen Stress özelliği problemleri önceden belirlememizi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmamızı sağlayan güçlü bir araçtır.